Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Burası Joy Türk. Ben Deniz Mesut Süre. Pazartesi akşamında canlı yayınla karşınızdayım. Konuklarım Rabarba'nın 9 yıllık emektarları sevgili Nuri Çetin ve Kemal Ayça. Hoş geldiniz beyler. Hello. Bir daha Kemal. Tekrar hoş bulduk. Şimdi oldu. İki konuk yaptım bir süredir. Yani bir kere yaptım aslında. Cuma günü hemen alıştım. Yani Ebru vardı sadece. Benim oturduğum yeri hemen. Kimse yoktu orada. Sesi, ve hemen beynim kodladı yani. İki kişi olmalı toplam. Ve hemen alışırım ben çünkü yeni duruma. Hemen. Bu arada sevgili dinleyenler, bu akşam bol bol tatil konuşacağız. Çünkü biz dün Türkiye'nin güzide kentlerinden biri olan Kırklareli'ne günübirlik, böyle vakti olmayan günübirlik yazlıkçılar gibi arabayla gittik geldik aynı gün. Vallahi yalnız Instagram'da paylaştık, Twitter'da yazdık, canlı yayında da konuşuyoruz. Avustralya'ya gitmiş gibi anlatacağız. Çünkü o kadar az geziyoruz ki şeyi de anlıyorsun. Mesela Instagram'da her gezdiğini paylaşıyor ya mesela insanlar. Evet. Paylaşırsın yani. Yarısı yaşamak içinse yarısı da insanlarla anlatmak için. Bak ben nasıl geziyorum. Siz çok hızlı paylaştığınız için ben paylaşamıyorum. Evet. Biz ani paylaşıyorsunuz, bana kalmıyor. Ben oradayken daha. Şöyle söyleyeyim. Bir şeye gittik, mağaraya. Dutnisa mağarası. Kırklareli'nin yakınlarında bir 30 kilometre 35 kilometre Kırklareli'ye. 3000 metrelik bir mağaraymış. Bunun 500 metresi gezilebiliyor. Işıklandırılmış ama. Mesela yüzlük tek fen ampulü vurmuşlar tavana. O mesela aydınlatıyor. Güzel de aydınlatmış. Güzel aydınlatmış ama sonradan bir düşündüm. Mesut Sıra'ya göre değil bu o kadar. Yani, Mesut'a avize lazım yani oraya. yukarıdan baktım mesela şey yani böyle rastgele konulmuş acık. Olur mu canım? Işıklar tabii tabii. Sen şeyden dolayı mı acaba? Selfie çekmek için uygun bir ışık yok. Evet, evet. Sen aydınlatılmamışsın. Ha, aynen öyle. Yani ya, duvarlar mağara aydınlatılmış. Aynen öyle. Bakasın diye aslında. Yok. ama sadece bakmak yetmez artık yani. 21. yüzyılda. Aslına bakarsan doğru. Düşünülmesi lazım artık. Selfie'lik ışık lazım. Ben bir de mağaraya girmem oğlum. Uygarlık, medeniyet bu tarafta yani. Mağara dediğin şey kaç bin yıllık hikaye. Oraya giriyorsam ben bunu paylaşmak için giriyorum. Bunu akıl et belediye olarak. Daha 3000 sene olmuş, oradan çıkalım. Niye bir daha gireyim? Ama havaya bakıp ağzını açman için yapılıyor buralar. Ne acayip. O dönem geçti aga. Yani sadece şaşırdığımız dönem geride bıraktık artık. Sadece şaşıramazsın bir şey. Yani önce şaşırma, daha sonra çatlatma. Önce paylaşma, sonra şaşırma bende sıra. Yani şaşırma mesela anlık bir şeydir ya. Onun önüne geçti yani. Hmm. Instagram story şaşırma. Anladın mı? Hani önce bir story'e koyacaksın. Daha önde bir refleks yani. Evet yani daha bir paylaşım refleksi başa geçti yani. insanda. Hemen. Zaten like'a göre bence oranın bir kültür değeri var mağaranın. Tabii. Mesela paylaştım. 50 like geldi. Hemen Kültür Bakanlığı orayı kapatmadı. Tabii. Demek ki güzel bir yer değil yani. Giriş 3 liraya düşürülüyor. Evet, giriş 2 lira falan olmalı. Giriş mesela 8 lira. İyi para basıyorlar yani. Bir tek ışık var içeride, bir şey yok ki. Yani Allah'ın mağarası. Epeyce de merdiven çıktık ha. Ha. Ama şimdi biz başka şeye baktık. Niye? İşte aman çok güzelmiş, derindeymiş falan. Bizim arkamızda bambaşka şeylere dikkat eden insanlar vardı. Mesela? İşte bu sarkıtlara bakıyorlar, oradan yaş hesaplamaya çalışan vardı. Öyle bilmem mi? Ne vardı tabii, iki tane böyle şey vardı. Akademisyendi galiba, bilmiyorum. Hemen uzaklaştım orada. Tat kaçırdılar. Zaten ben evde Celal Şengör izliyorum. Bir de yani orada ne gerek var? Orayı bilenle gezmek mesela, o bir eksiklik. Mesela mağaraya gireceğim. Bilen bir rehber. Mesela özel ders veriliyor ya. Özel. Ben mesela rehberimin de bana özgü olmasını isterim. Atıyorum siz 15 kişilik bir ekipsiniz. Rehberiniz var. Benim de ayrı rehberim var. Aynı şeyleri mi söylüyor? Bana biraz daha böyle ayrıntılı. Mesut'cum diye ekliyor yani sonuna. Bize anlatılanları çürütüyor. Öyle değil aslında. Benimki mesela sınava girmiş. Dil sınavına. IELTS sınavını TOEFL'a vermiş.
sizinki tam verememiş. Böyle yani, anladın mı? Hani bireysel, bana özgü. Telaffuzu bu daha iyi, anlamadım. Evet evet, daha iyi telaffuz ediyor. Daha hakim. Daha iyi dupnesa diyor. Daha şen şakrak. Daha rehber. Bulgar. Yani şunu isterim mağaraya gidince ben. Bir kamyon rehber olacak. Römörk'te. Sen. Seçeceğim. Sen gel, sen diye seçeceğim yani. Bu yapılmalı. Şey yapalım, kavga ettirelim rehberleri. Last Man Standing gelsin. O da olur. Yani rehber dövüşleri mükemmel. Bunu herkes izler. Mağarada suların içinde. Vuracaklar birbirlerinin kafalarını taşlara. Mağaraya sokacaksın 8 tane rehberi. 7 saat sonra biri çıkabilecek. Çıkanın diyeceksin ki 15 dakika dinle. İçeri girince de bunu burada dövdüm. Bunları anlatacağım. Çorbanı iç, 15 dakika dinle. Sonra bana anlat. Ne oldu, ne bitti. Yani çok kolay elde edebiliyoruz bazı şeyleri. Bu rehberlik... kamu hizmeti değil galiba, değil mi? Oraya yakın işte beldenin çok bileni oraya gidiyor ve... Sanki çok bireysel bir iş. Hello diye yaklaşan... Özel sektör yani. Buna hanutçu mu deniyordu? Böyle yaklaşan da turistin koluna girmeye çalışan... Galiba denir, bilmiyorum. Denir hanutçu. Denir. Bu arada sevgili dinleyenler, bu akşamın sorusu tatilde asabınızı bozan şeyler. Instagram Mesut Süre hesabında bir video paylaştık az önce. Nuri'nin ve Kemal'in ve benim olduğum. O videonun altına yazınız. Tatilde... asabınızı bozan ne var? Ve şimdi kulak kabartıp bizi dinleyen dinleyicilerimiz, dikkatle dinleyin. Bir şey diyeceğim şimdi. Bu akşam Rabarba'da tatil hediye ediyoruz. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde full konaklama. Full. Ömrünüzün sonuna kadar gidiyor. Hayır hayır. Öyle mi derler? Konaklama hediye ediyoruz. Ve full pansiyon. Üstünüze yapıyoruz. Şimdi oldu. Kampanyamızın adı insan eti ağırdır. Ona göre. O yüzden dinlemeye devam edin. İkinci anonsla beraber ayrıntıları vereceğiz. Hakikaten güzel bir tatil. Bir çiftimizi ama. Tatile gönderiyoruz. Rabarba ulusal olduktan sonra önceden stres çarkı verirdik. İki sene. Bazen biz bir şey alırdık. Tabii. Alırdık, giderdik markete. Ondan sonra bisküvi falan verdik, birkaç paket. Herkes de şey derdi, siz daha iyi yerler hak ediyorsunuz. falan derdi biz bunları verirken. Sizle ilgili. Neydi işte. O zaman, underground mıydı? Underground. Underground olunca evin de ikisi ikinci katta oluyor. Yani yok ya, şey veriyorduk o zaman. Dipten kum çıkarıp veriyorduk. Underground. Mesela tatili. Kim var underground? Ceyhan Barbur, Ceylan Ertem. Onlar da değil artık. Değil ama bunlar da ilk müzikal hayatlarının ilk 10 senesinde gün ışığı görmediler. Ben tanıyorum yani. Vallahi billahi yani 3+1 evleri 3 kapalıydı yani. Güneş ışığı girmiyordu eve. Sık sık doktor giriyordu yani. Vücudun belli bir oranda nem tutması lazım. Underground olman için. Underground evet, biraz bol su bol soda içeceksin ki hayatta kalasın underground'da. Evet, rutubetli bir. Underground rutubettir diyebilir miyiz? Tabii. Aslında birebir de çevirebiliriz underground'da rutubete. Bunun yetkili merci var. Seni dikeliyor ayakta. Ayakta duruyorsun böyle. Yeterli kadar dik durursan sen underground olamazsın deyip gidiyorlar. Azıcık beyin bükülürse devam et sanatına diyor. Çünkü zaten karikatürist de öyle bak mesela. Çoğu hep sizde boyun problemi, bel problemi var. Neden? Çünkü underground. Yani hiç dikelmenize fırsat yok. Hep yani bir şeye oturmak zorundasınız, eğilmek zorundasınız. Yani birazcık kafasını kaldıran, parasını kazanan da parayı omurgayı düzeltmeye harcamak zorunda kalıyor. Vallahi öyle. Underground'luk bir gün şey yapabilir mi acaba ülkede? Söz sahibi olabilir mi? Dünyayı bir ters düz etsek mi? Wops diye böyle gemi alabora evet. Olur ya. Onun gibi. Tam ters çevirelim diye. Ne oldu lan diye. Bütün undergroundlar böyle güneş ışığıyla gözleri kamaşsın. Hepsi böyle CEO falan olsun mu? Büyük şirketlerde. Bütün bu Alaçatı'da eğlenen tayfa, Bodrum. Ulan koca hepsi de şarkı. Koca dünyayı çeviriyoruz. Hala Alaçatı diyorum ya. Bütün dünya dönüyor, gene Bodrum peşindeyim. Bütün dünya döndü, sen devrilmedin. Vallahi acı yatmaz gibi adamıma. 202 tane ülkeyi döndürdük. Alaçatı'dan başkasını bilmem. Hanımlar beyler. Şimdi biraz tatil konuşalım istiyoruz ilk anonsta. Şu sıralar birkaç tane gazete aldım arkadaşlar ben 1 lira vererek. Ve şuna kanaat getirdim. Gazetelere 1 lira mı bu arada? Şuna kanaat getirdim. Spor gazeteleri 1.25'e çıktı bazıları. şimdi bülten var diyeyim. Kuzey Kore acık gazlanıyor son dönemde. Gerçekten mesela Kuzey Kore artık turiste açılmaya başlanacakmış. Aa. Tabii eskisi gibi değilmiş. Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de dışarıya açılma arzusu varmış. Turist bekledikleri ülkelerden biri de Türkiye diyor gazetemizde. Turizmci
varmış bir abimiz. Demiş ki 90'ların Küba'sına benzetiyorum burayı. Kuzey Kore'ye 8-9 günlük bir tur yemekler dahil 12-13 bin liraya çıkıyor. Hala çok pahalı. Ülkenin para birimi won. Turistik yerlerde 1 dolar 100 won ancak turistlerin won harcaması yasak. Ne yapıyoruz? Ne bu? Yani onların kendi para birimi sende olsa bile harcayamıyorsun. Dolar mı harcayacağız? Tabii mecbursun dolar harcamaya. Hı-hı. Yani o şekilde de sana kilitliyorlar. Küba da yapıyor aynısını. Arkadaş, orada da, ben turistim niye böyle? Orada da başka bir para birimi var. Bana Kuzey Koreli gibi davranıyorsun. Başka para birimi var Küba'da da unuttum şimdi adını. Orada da aynı. Dolar euro istersen çevir cebinde durur. Hı-hı. Yani ver bir tane. Şöyle bir şey, ilişkiler oluşuyormuş işte. Bir tane hani yerel çocuk buluyorsun içeriden. Güvenebileceğin. Arkadaşlar ona veriyorsun, o alıyor. Ona veriyorsun, o gidiyor senin yerine markete bir şeylere. Böylece daha ucuza mı alıyorsun? Daha ucuza almış oluyorsun. Çocuğa da azıcık bir şey veriyorsun. Ve durduk yere yani hanutçu yetişiyor Küba'da. Küba'da ve Kuzey Kore'de bol bol hanutçu. Öyle düşün. Bu hala pek bir dışarı çık bir tavır değil gibi sanki. Evet. Daha tam değil. Mesela çocuklar saraylarda yetişiyormuş. Nerede? Kuzey Kore'de. Çocukların gittiği saraylar varmış. Hmm. Bu saraylarda da bizdeki Enderun'u hatırlar mısınız? Onun gibi bale eğitimi, ondan sonra fen bilimleri eğitimleri, işte piyano, enstrüman bir şey. Her şeyin eğitimini hem sosyal bilimler hem fen bilimlerinden türlü eğitimler aldıkları, 5 yaşında gidip 17 yaşına çıktıkları yerler bunlar. Bütün çocuklar mı bu? Tamamı. Öyle yazmıyor da yani. Herhalde sınava sokuluyor yine. Saray kazandım. Çünkü bizde şey olur, kafası basan Enderun'u alınır, basmayan Yeniçeri yapılır. Öyle mi? Tabii o şekilde işler. Muhtemelen öyledir Kuzey Kore'de de. Hani başarılı öğrenciler. Tokadı sağlam olan generalı. Tabii. Ya hem güçlü kuvvetli hem zeki olduğun zaman arada bırakırsın. Hangisini alalım biz bunu? Zaten çok güçlü kuvvetli de bale yaptırtma yani. Başka şey de kullan. Evet yani adam bayağı çok zeki ama müthiş kaslı. Var öyle ya, çok iri profesör. Belki hocanız olmuştur. Aa evet. Devasa olur. Böyle kapı gibi adam. Evet. Var. Şimdi Sırp Sındığı Savaşı var. Anladın mı? Şimdi ben seni savaşa sürerim yani. Gelip de burada zeki adamsın diye piyano öğretmem. Doğru. Orada Nibolu'dan çağırıyorlar eksik var diye. Anladın mı? Sen yine parmak ucunda gitmek istiyorsun. Ama savaşa lazımsın yani. Lazımsın. Azıcık daha böyle bir takım feminen hareketlerle Mercidabuk'ta savaşını icra et ama. O Ceddin deden Neslin babanı başka hareketlerle icra et. Olur. Gayet olur. Hanımlar beyler birazdan geleceğiz. 18-19 yayın saatimiz. Başladı Rabarba JoyTürk'te. Tatilde asabınızı bozan ne var diye konuşuyoruz bu akşam. Nuri Çetin, Kemal Ayça ve Mesut Süre kadrosuyla daha dün bir günlük tatilimizi saat 20'ye kadar anlatmaya devam edeceğiz size. Çünkü yani başka türlü de tadı çıkmaz. Kırklareli sevdalılarıyız artık. Evet. Programımızın adı artık Kırklareli sevdalıları. Hatta Kırklareli Belediye Başkanı da Kemal Ayça'yı Twitter'dan takip ediyor. Evet. Değil mi? Küçük bir sorun vardı hatırlıyorsan. Mangalcılarla alakalı. Mağaranın etrafında mangalcılar vardı. Kemal rahatsız olduk. Benlik bir durum yok. Hatta ben köfte kokusundan ulan ne güzel dedim yani. Sen evet. Doğayla yemek iç içe. Böyle baktım ben mesela. Biz bu arada kendi inisiyatifimizle ulusaldan ziyade Kırklareli Radyosu olmaya çalışıyoruz. Kapatın diğer iller diye. Olsun aga. Kırklareli'de çekiyoruz mu acaba? Bir de var. Çekiyordur çünkü. Orada yüksek... dinledik kendimizi. Ha doğru dinledik. JoyTürk vardı. Evet. Cahir cahir vallahi JoyTürk. Ormanın dibinde çekiyorduk hakikaten. Ha, ormanın dibinde Sıla çalıyordu. Sıla Bengü her yerdesiniz oğlum. Vallahi billahi. Sana söyleyeyim. Ersay Üner, Sıla. Vallahi sizin sesinizi kimse kısamıyor bu ülkede. Yani allem oluyor, kallem oluyor. Doğanın içinde mangal kokusu var, Sıla'nın sesi var. JoyTürk açılıyor. Sıla mangal yapıyor gibi oluyor. Yani TRT FM çekmiyor, JoyTürk bangır bangır. Evet ya. Çok acayip. Aynı anda sustuk. Mükemmel oldu. Ara verme zamanı gelmiş. Bir hüzün oldu. Hadi gelelim birazdan hanımlar beyler. Tatilde asabınızı bozan ne var? Cevaplarınızı bekliyoruz. Rabarba birazdan devam edecek. Dinlemeye devam edin. Bir kişiye de Antalya'da çift kişilik tatil davetiyesi vereceğiz. 5 yıldızlı otelde. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 18.24 yayın saatim. Rabarba'dayız. Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Bu akşamın sorusu çok belli. Tatilde asabınızı bozan ne var? Birkaç tane cevap okuyacağız. Ondan sonra enteresan haberler var elimizde. Onlarla devam edeceğiz yayınımıza. Nuri Çetin'in bulduğu haberler bunlar. Ben gazeteden aldım bir şeyler okudum ama
bulunmuş haber gibi olmuyor gazete. Çünkü gazetede maruz kalıyorsun. Biz haber yaratıyoruz dünyanın dört bir köşesinde. Masa başı. Senin için. Tatilde odadaki buzdolabına dokunamamak canımı sıkıyor. Dışarıdan alışveriş yapıyoruz. 5 yıldızlı otelde tatil yaparken demiş bir dinleyicimiz. Bu minibardan bahsediyor. Minibarda çok böyle dokunulası bir şey yok ki zaten. Var olmaz mı? Ne var? Ceviz. Ceviz mi var? Var. Ceviz ben mi? Açmamışım galiba. Hiç. Ceviz. Sadece ceviz. Sadece fındık. Böyle tamam, iyi da otellerde iyi kuru yemiş olur. Paketli. Tamam, paketli. Ha. Markette de var aynısını. Var var ama yani. Fiyat farkı nedir biliyor musunuz? 4 katı 5 katı. Tabii şöyle yani. Gerçekten öyle. Mesela oturuyorsun 25 liraya ceviz çağırıyor seni oradan. İşte odandasın. Klima. Ondan sonra duşunu almışsın. Televizyonunu açmışsın. Soğuk bir şey içeceksin. Evet. Ceviz orada duruyor. Şimdi markete ineyim de ceviz alayım da dışarı ya, gitme daha iyi tatile yani. Anladın zaten mı? Otelin karşısında market varsa belli ki kötü bir yerde tatil yapıyorsun. İsteriz ki okyanus olsun karşısında. Yani. Meyve alıp geldiniz mi hiç? Meyveyi bir de tabak mamak da yok odada. Yemesi çok zor oluyor. Zor zor. Hele yatağı şey atacaksın. Yatağın ben, üstüne. Ben evet. çok otelde nevresimleri şeftaliledim. Valla şeftali bir de zaten tabak olsa da zor yani. Yemesi. Islak torba. Allah kahretsin. Şeyde mini barda bazı şeyler aslında total ücrete dahil, bazıları dahil değil. Ama sen onu hesabını nasıl yapacaksın? Evet, kafanı karıştırmasın diye hiçbir şeye dokunmuyorsun. Bize dışarı genelde sodaya mesela almıyorlar aslında. Dışarıdan iş yaptığın zaman öyle değişik oluyor. Şirkette stand-up'a gitmiştik biz İlker Gümüşoluk'la. Minibara dokunmadık. Yine böyle 20 25 30 her şey. Meğersem. Çıkarken de dedik ki işte sordular. İşte biz sorduk minibarla ilgili hani birkaç bir su soda zaten şey dediler. Hani dahil ödenmiş mi? Dahil dediler. İlker böyle yaptı. Bir saniye dedi. Kafaya verdik. Dedik ki biz şortumuzu unuttuk. Şıngır şıngır geri geldi mi? Yukarı çıkmamız lazım. İki çanta doldurduk. İki. Yani sana ya şöyle söyleyeyim. Nedir aslında ya? Normalde soda, içmeyeceğiz. Soda. 8 farklı meyve suyu. Kutu kutu ya. Allah Allah. İçmezsin normalde yani. Yine de ödenmiş oğlum yani. Koyduk çantalara. Böyle 40'ar kilo öyle çıktık otelden. Çalışanlar da gülüyor. Çünkü öyle şeylerde sen kullanma. Çok bizi lüks ağırlamışlar. Tamamı ödeniyor. Minibarın içindekilerin. Hı hı, tabii ona göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Doğru. O kadar güzel bir şey. Dolap yani. Ödendi mi diye. Komple alıp. Yani dolabı ödemeleri müthiş bir keyif. Beyaz eşya taksidi. Bir de baştan da soramıyorsun yani. Minibarı kullanabilir miyiz? Şimdi sanatçısın ya. Evet. Biraz düşüren bir şey. Çıkarken yani. Ama soruyorsun bunu niye yapıyorsun? Çıkarken ama şeye sormuyorsun ki. Düşüren bir şey olmaz. Hayır. Bir dakika. Giderken düşebilirsin. Kapaklanabilirsin. Hayır ya. Firmaya sormuyorsun ki bunu. Oradaki çalışana soruyorsun. Çalışana sor. Ne olacak? Firmaya sormuyor yani. Öyle mi? Çalışan gözünde düşmek gibi bir sıkıntın yok mu? Yok canım. Çalışan ne? Bir daha. Sürünerek sorarım. Bir daha. Aşağı bak aşağı diye. Aşağı bak. Çok aşağı diye. Buraya bak. Ödendi mi ödenmedi mi? Buraya bak. Bir de mini barlar böyle şey gibi. Şirinler Köyü gibi küçük küçük böyle evet. İçecekler var. Minicik şişelerde falan. Ha. Abi yani. O git da farklı. De iç. Bir şey olmaz. Lobide içersin aynısını. O da mesela hani lobiye içmeye geldiğin ben çok belli oluyor. Ben onu bilmiyorum ya. Biliyor musun? Ben terliklisin, merliklisin, neredeyse donlasın. Bir tane bir şey söylüyorum. Çok belli yani orada bedava diye aşağıda içiyorsun geri çıkıyorsun. O kadar sinir bozucu ki yani. Ya bu sistem değişmeli. 12'ye şey kadardır mesela tam pansiyonlarda bedava içecek. Böyle 11.58'de falan bir yığılma olur bana. Bir tane şundan ver, bunu ver, çabuk 12 olmadan. 12'den sonra para verirsin. Ya, tabii. Allah Allah. Şey derlersin. Evet, 12'ye kadardır ve gece 12'de başka bir hayat başlıyor ya orada. Şöyle söyleyeyim, 11.30'da istif başlar. Ya bir yudum alırsın kenara koyarsın. Bir yudum alırsın kenara koyarsın. Leğene boşaltırsın. İnceldiği yerde kopsun yani madem. Sular kesilecekmiş. Ver bana oradan bir yeşille. Allah'ın bir kere elma suyuyla duş almayalım mı ya? Allah Allah sen de yani. Özellikle şu var mı? Özellikle butik otellerde odadan tuvaletin aleni bir şekilde görünüyor olması. Butik otelde kalmadım. Kalmam da. Tercih çok çok şey küçük değil. Otel olur. Çok küçük otelde çok küçük tuvalet olur. Doğru. Bildiniz mi böyle hani klozete oturuyorsun. Musluk ağzına giriyor. Evet. Yani sağ vallahi öyle. Sağ yani böyle sola doğru kaykılman evet. Lazım o musluktan kaçabilmek çok için. Çok dikkatli açman lazım. Ay musluğu açacağın da bir durum yok daha yani. Muslukta bir işin yok ama ağzının önünde musluk. O şekilde böyle çok çaresizsin yani. Bir şey okumak falan imkansız.
Zaten zor giriyor oraya. Terliyorsun şıp şıp. Küçük ilçelerin tek ya da iki tane oteli olur ya, oralarda böyle epey dandik otel olur. Ya kötü otel seven insan da var mesela. Ben hastasıyım. Bu da bir hobi. Yani iyi otel sevmiyor. Kötü otel diyor yani. Ben zaten kötü şehir de severim. Doğru mu? Kötü şehir. Sen iyi şehir görmediğin için kötü şehir seviyorsun. Otel de böyle. Yani iyi şehirde yaşıyoruz oğlum. Ya şöyle olmuş, öğrenilmiş çaresizlik. Var olanı sevmeye çalışırken aşık olmuş. Ama bir şey diyeceğim, kötü otel butik otelden iyi. Doğru. Çünkü kötü mötü ama yatağın matağın büyük yine böyle. Odan büyük falan. Butik otelde çok küçük her yer. İşte lavabosu falan küçük böyle, duşu küçük, kendi küçük. Ama müthiş para veriyorsun. 5 yıldızdan daha çok para veriyorsun. 37 ekran, tüplü televizyon, kumanda kayıp. Bu nasıl standart? Kumanda kayıp, açmışlar bir tane muhafaza kenarı, sabit duruyor. Var olan... Sesi de kapatamıyorsun. Yani... Bak küçük hayat iyice. Küçük otel de değil. Televizyon kapanmıyor da. Kumandanın tuşuna da ölümüne basman gerekiyor ya bazı kumandada. Evet evet. Yani o dışındaki zaten jelatin meletin, onları ben çıkartıyorum. Basamıyorum çünkü yani. O artık iyice eprimiş, yıpranmış. Gençlikte kaldırılır hikayeler bunlar da. Bir yaştan sonra hiç. Aynen. Bir yaştan sonra insan koluna o bilekliği takmak istiyor. İnsan zaten. Damgalanmak istiyorum sana ben. Sana şöyle söyleyeyim. Birçok çiftin boşanamama sebebi de bu. Yani boşandığım gibi şu standarda döneceğim diye korkuyor herkes. Tabii. Sevmediği kadınlarla, aşık olmadığı adamlarla evlilik sürdürüyor. Doğru söylüyorsun. Dünyanın yarısından çoğu. Herkesin kolunda o şeyden var çünkü bileklik. Çünkü elinde sonunda evliliğin sonu. Eğer boşanırsan butik otele gider. Bunu herkes bilir. O kumandaya basamazsın yani. Evin de kötü otele döner. Zaten evet, evin öyle olur. Beni bırak tek başıma. Şimdi ablamla yaşıyorum da. Ablam neyse ki ben gidiyorum. 4 ay sonra hayatta kalmak için butik otelde kalırım. O hale gelirim. Anladın mı? Çünkü beni... Çabuk ayağıma kağıt terli. Beni pislik hiç rahatsız etmiyor. Yani böyle samimi söylüyorum. Bir insan ayağının altına diyelim karpuz çekirdeği yapıştı. Evet. Ne yaparsın, elini alırsın değil mi bunu? Ben mesela onun o yere diyor, o benim topuğumda. Mutlu, orada mesela rahatsız ediyor. Dur bakalım, belki büyür sürgün verir de. Orada beni, bak burada işte abarttım zannediyorsunuz. Hiç rahatsız etmiyor beni. Yani sanki yıllardır... Zannetmiyorum, dinleyicileri zannediyorum. Evet, dinleyiciler belki öyle düşünüyor ama biz çok inanıyoruz. Onlara diyorum zaten. Yani abartıyorum zannetmeyeyim. O karpuz çekirdeği diyorum ki yani onun da hakkı. O da geziyor bende. Tabii o da yaşayacak. Mesela üstüne çorap giyip dışarı çıkmışlığım var benim. Onu oradan almadan. Yani rahatsız etmiyor yani. Batmıyor da. Çünkü vücudum öyle bir şey ki o karpuz çekirdeğini yer ayırıyor yani ayakta. Geliyor yani o karpuz kabuğu. Evde tarım deniliyor buna. Öyle bir şey duydum geçenlerde. Bazı insanlar kendi domateslerini, biberlerini yetiştiriyor evde. Bu mu acaba diye de araştırdım evde ama. Evde karpuz da iyiymiş. Şimdi bugün günlerden sevgili dinleyiciler. Kaç Ağustos? 5? 7. 7. 7 Ağustos. Şöyle bir dünya tarihinde 7 Ağustos'ta ne olmuş ne bitmiş ona bakacağız. Bir kere bugün önemli isimler doğmuş arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim, bugün doğan herkes ünlü. Örnek? Charlize Theron. Filmi var. Bugün doğmuş. Sorayım size, Charlize Theron kaçlı? Hadi bakalım. 70. Sence Charlize Theron kaçlı? 67. Ne yaptın aga, Meryl Streep'i mi sorduk? Charlize Theron. 67. Charlize Theron 75'li. İşte 67'li dedim. 67 yaşında değil mi? Gene de yani 75'li 42 yaşında. Şu an Charlize. Ha, genç. Ben 50'ye yakındır diye düşünüyordum onu. Ben yanlış hesaplamışım tamamen. 42 yaşında yani. Charlie ne kadar güzel. Ben sanırım Charlize Theron'u hatırlayamadım. İyice yani. Bugün kim doğmuş başka? Koray Candemir. Kargo'nun eski tamam, vokali. Tamam, o 43 yaşındadır. Sence? Benim bu. Kaçlı? Kaç yaşında olunca 43? Yani kaçlı sen doğum 40... tarihini söyle sadece. O da 75'li çıktı. Tam da 42'ymiş. Aa 43'müş. Yani 42'ymiş. Şöyle söyleyeyim, Charlize Theron'la Koray Candemir aynı günde olmuşlar, aynı yıl. Koray Candemir de kendine iyi bakan. Daha genç duruyor Charlize Theron. Daha ama yabancı şimdi, hayatı çok hızlı. Hızlı yani. Şimdi Koray Candemir de rock'n'roll'dur, rocker'dır. Sabaha kadar var oturmuşluğumuz ama şimdi bizim rock'n'roll'umuz. Ama gideyim ister hep ben. Ya bizim rock'n'roll'umuz şöyle, sabah karşı 5-5.30 olunca bir böyle ilk vapurla, ilk otobüsten evime bir döneyim. En azından evimde yatayım. Evet. Rock'n'roll'u. Tak, Türk rock'n'roll'u. Ama yabancının öyle değil. Yabancı diyor ki salı günü mü geldim bu eve? Cuma çıkarım diyor yani.
Evet. Yabancı tamam. Benim bu evden ölüm çıkardı. ya ne ölüme ne dirime diyor. Yani şöyle diyor yabancı. Yani 3 günde diyor olsa savrulacağım ben diyor yani. Neyse ne diyor yani. Bu evin içinde hangi günahlar işleniyorsa oburluk. Bizim ünlümüz sonra... kendine iyi bakıyor gerçekten. Yani dikkat etmişsen fıtır fıtır ölüyor yabancının ünlüsü şimdi. Philip Seymour. Fıtır. Philip Seymour Hoffman. Fıtıra bak da hepsinin arasında 2 sene var. Ay tamam ama. Kim? İki fıtır arası 2,5 sene. Kim öldü başka? Çok bilindik insanlar öldü. Robin Williams. Hep de aynı sebepten. Yani ben geldim kalayım. Bu gece. Hep 3 beyazdan uzak duramam. Rock'n'roll. O gece orada kalırsan ölüm de çıkar. Her şeyi çıkar evden. Biz orada, zamanında iyi kurtardık. Tabii abi biz hep sabah 5'te birbirimizi aradık. Beyler dedik buluşalım otobüsten eve gidelim. Onu yaptığımız için hayattayız. Tabii. Yoksa kim bilir neler gelir. Bu üçlü illa bir ikiye inerdi yani bir gün. Tabii. Birimizden biri. Çok iyi yırttık yani. Yani biz de hiç böyle... üstüme alınmıyorum bu üçlüden. Ben de alınmıyorum. Ölen tek olmayı. Başka kim doğmuş bugün? Şampiyon belli. Beyler. Otel odasında hangimiz ölür? Hangimizin vücudunda yavaş yavaş karpuz büyür? Aa, Murat Dalkılıç doğmuş bugün. Kaçlıdır? İyi ki doğmuş. 82. Sence? Murat Dalkılıç 85'li. 83'lüymüş. Benden küçükmüş Murat Dalkılıç. İnsanların bizden küçük olması artık normal. Şaşırdım ben ama. Ya koca koca adamlar. Negro da Megro da benden 4 yaş küçük. Küçük koca de, adam gibi abi derim ben. Senden küçük adamı Beşiktaş alacağı zaman o çok yaşlı diye yorumlar yapılıyor ya. Evet. Yaşlı o diye. Ne acayip. 4 yaş küçük benden. Koşamaz o diyorlar. Oho. Evet, ne böyle oldu ya. Allah. Gelip elini öpecek seni. Bakalım sevgili dinleyiciler. Başka peki olay olarak ne olmuş bugün? İp cambazı Phil Petty. Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri arasında yerden 417 metre yükseklikte gösteri yapmış. 74'te bugün. Bunun bir tane orijinali var. Filmi de çekildi hatta. Bu spor değil değil mi? Bir spor olarak biliyor musunuz onu? İp cambazı bir abimiz. Evet evet filmini izledik. Kimdi o? Düştü mü? Nereliydi? Galiba şeydi Güney. Fransız canım. Fransız mıydı? Tabii. Ha yaşa. Ondan sonra düşüyor muydu? Ben de ilk izlemişim. Yok canım. Ben hiçbir şey sormuyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Neciydi? İp mi? İpte mi yürüyordu o da? İpte mi? Orlanda mı yürüyordu? İpte mi yürüyordu? Ne yapıyordu o da? O da böyle aynı yüksek 2000'ler arasında hat çekti. İşte tamam aynı olay yani gerçek olay. Şey henüz inşaat aşamasındayken daha açılmamışken binalar kaçak gire gire iki tarafa çekiyor işte şey ipi. Aha. Çelik bu ip. Ondan sonra orada yürüyor. Polisler geliyor. Haber oluyor falan filan. Polis geliyor tam ortadayken ipi titretiyor. Dın dın gayet dın güzel dın. Bir filmdi o. Güzel, yüzü düzgün film o. Hı hı. Aşık olduğu bir kız vardı filan. Onu da yürüttü. Kız. Böyle adamla aile kurulur mu Allah aşkına? Aşık vermez olalım. Misin? Vermem mesela, tabii. Geldi adam kızını istiyor Kemal. Ne iş yapıyorsun diyorsun. Cambazım diyor. Cambazım diyor hey baba. Şimdi diyor. Bak hoppa hey baba. Top çevir. Portakal döndürüyor. Bak şimdi kızının diyor üstünde bir perde çekeceğim diyor. Hop kızın yok olacak. İyi bak diyor. Hop hanıma bak diyor. Hop senin hanıma hop, almış. Hop torun. Nasıl yaptın ya filan demem böyle. Vallahi bravo. Aslında böyle gayrimeşru çocuğu sihir diye yutturursun tabii babaya. Canım. 2 yaşında çocuk. Hop. Sermet Erkin falan öyle aile kurmuş olabilir. Önceden yapıp çocukları. Muhtemelen. Hey baba şapkaya iyi bak. Hoppa torun diye. Güvercin sokacağım çocuk çıkaracağım mis gibi. Akar yok kokar yok. Hanım senin başka kadınla basıyor hop kaybediyorsun. Yok yok hop. Yani kimdi o söyledi tavşan çıkıyor. Size şimdi sevgili dinleyiciler bir sihirbazlık numarası anlatayım. Böyle bir insan bir anlatılmaz ama sihirbazlık. Şamaz. Öğrensinler. Böyle ayıp ama. Onu mu açıklayacaksın? Aha, ha, evet, ne kadar ayıp. Böyle içine giriyorsun ya bir aletin. Böyle üçe bölüyorlar seni. Ay bacakların bir yerde ha bedenin bir yerde. Onu gerçekten bölüyorlar seni içine girdiğin zaman. O makinenin içinde çok ivedi hızlıca pansuman aletleri var. Yani şöyle söyleyeyim. Bacağını mesela kırt kırt ama böyle öyle bir pamukluyor ki o makine seni içeriden. Hiç kan kaybı yaşamıyor. Tekrar birleştirdikleri zaman makineyi bacağın birleşiyor kalkıyor. Yarım saatinden sonra koşarsın. O yüzden aranızdan bir gönüllü istiyorum tabii, diyorlar. Tabii tabii. Bunu da şey yapın yani. Çünkü ancak gönüllüler yapar. Korkmayın yani. Bir şey yok. Sen ne diyorsun peki o alet 3'e bölüyorlar ya insana? Ne oluyor mesela? Bunların hepsinin artık sırları açıklanmış durumda ama hiç açıp bakmadım. Kim açıkladı?
Hepsi YouTube'da. Hepsi YouTube'da var şey, mı? Tutunamayan sihirbazlar hep açıklıyor bunları para kazanmak için. Evet doğru söylüyorsun. Evet hani. Doğru. Ya bir burada şey Copperfield geldiğinde hatırla buranın kötü sihirbazları şeye çıkıp televizyonlara çıkıp şöyle yapıyor böyle yapıyor diye anlatmışlardı. Ne kadar ayıp. Onun bir de kolaymış uçuyordu ya Copperfield. Misina. Yani. Ya aga misina ile uçulmaz. Aga misina misina ama. Misina elini beni keser atar yani. Kuvvetli misina. Mesela yani böyle az üretilen misinalardan tavandan yerden. Misina güç olarak bir insanı kaldırabilir zaten de. Elini ayağını bağlayacaksın misina. Ama yani iple orada dolaşmak şey olur. Ben misina ile kapalı çamaşır makinesi kapağı açmıştım. Kapağı kırılan. Öyle mi? Kapağı kırıldı. Bu da bir sihir. Bu da bir sihir. Sihir. Böyle böyle biz programın sonuna doğru hırsızlık anlatırız burada. Diyelim kredi kartınız var. Bir eve girmek istiyorsunuz. Ben pimpon topuyla. Oo, kaç araba. Ne oluyor pimpon topuyla? Şimdi anlatmayayım canım. Aa. Tabii. Pimpon topu araba eskiden mı? Şimdi artık olmuyor da eskiden böyle şey yaparlarmış. Pimpon topunu arabanın kapısının kilidine koyup oradan küçük bir delik açıp pat diye vurup o hava basıncıyla kapı açarlarmış. Ha öyle bir filmde falan gördüm ben bunu ya hakikaten. Bu şey sana. Ama yani eskinin çok mekanik kilit sistemi olan arabalarda. Şimdi artık öyle araba yok. O yüzden anlatılabilir. Ha. Artık öyle pimpon topu da yok. Artık hack var ki bununla ilgili haberim de var orada. Keşke bağlayabilsen ama okumadın haberi. Daha okumadım. Bir de vakitimiz bitti. Davetiyemizi vereceğiz. Ya davetiye derken büyük hediyemizi vereceğiz insanlara. Artık açıklayalım. Aa. Hayır, öyle değil ya. Nasıl vereceğimizi söyleyeceğiz. Arkadaşlar, ha. Antalya Belek'te 5 yıldızlı bir otelde dum 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 çift kişilik tatil veriyoruz. Ağustos ayı içerisinde 2 günlük tatil. Sizinle sonra zaten iletişim bilgilerinizi alacağız kazananla. Ayrıntılar konuşulacak. Ama Rabarba'da bugün saat şu an 18.40 19.30'a kadar anonslarımızın içerisinde bir yerde bir şifre vereceğiz. Tatil için bir şifre. Yayını dinlemeye devam edin. 7.30 gibi 7.40 gibi de şifreyi soracağız sizlere. Tatile gidememiş ya da istediği kadar tatil yapamamış tüm dinleyicilerimize duyurulur. Şimdi küçük bir şarkı arası sonra geri geleceğiz. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 18.48 yayın saatin. Burası Joy Türk. Rabarba'dayız ve küçük bir hatırlatma var şimdi sizlere. Bir davetiye vereceğiz. Luxius ve Saptas 60 metrekare tarafından düzenlenen Müzik Boğaz'dan Gelir tekne konserlerinde 11 Ağustos'ta İstanbul'un büyülü manzarası eşliğinde herkesi dansa davet ediyorlar. Ve bir tane çift kişilik davetiyemiz var bu gece için. Konser başlama saati 21.15. 11 Ağustos. Bugün 7'si. 8'i Salı. 9'u Çarşamba. Cuma. Cuma. Cuma akşamı. Yani yanlış olmasın diye baştan. Şu an yumruğumu sıktım. Temmuz ayı kaç çekiyor? Ağustos kaç çekiyor? Hepsine baktım. Ocak'tan itibaren saydım hepsini. Saat 21.15'te sevgili dinleyiciler. Kuruçeşme'den ve Haydarpaşa'dan kalkıyor. Ondan sonra cuma. Yanaşma saati 19.45. Kalkış saati 20 Haydarpaşa'da. Kuruçeşme'de de 20.30 yanaşma saati. Bir de dönüşler de var. Seni bayağı konserden alıp yine aynı tekneyle de. Evet tabii. Zaten teknede konser. Aynısıyla yeri geliyorsun. Hücum botlarla, zodyaklarla çıkarma yaptırıyoruz sizlere. Şimdi Luxius ve Sattas. Giderim diyen varsa aranızda bir tane çift kişilik davetiye vereceğiz. 59. kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz arkadaşlar. Giderim yazmanız yeterli. Instagram Mesut Süre hesabına giderim yazın yeter. Luxius ve Sattas 11 Ağustos Müzik Boğaz'dan gelir konseri. Baya konser gibi konser. Keyifli organizasyonlar öyle böyle deniz üstünde. İsterseniz size çıksın. Ayıba bak. Minik minik aşağıdan ve Kemal Ayça diye bağıralım. Denk gelmiş deriz. Aslında böyle şey bizim hakkımız olmalı yani. En azından yarışmasına girebilmeliyiz. Evet evet katılıyorum. Ya konuğuz diye niye biz böyle tatile gidemiyoruz, konsere gidemiyoruz. 59'u sen de yazabilirsin burada. Evet. Hep dinleyicilerimiz arkasından el sallıyoruz ya. Hep karadayız. Devamlı birilerini uğurluyoruz yetti. O
savaş filmlerinde çok etkiler beni o sahne. Bir geminin limandan ayrılması ve hoşça kal diyen insanlar. Ya da uzaktan gelen bir gemi, kavuşuyorlar filan. Yine o sahne var ya, insanlar bekliyorlar. Gözü yaşlı. Ondan sonra gemidekiler yanaşıyor. Hı-hı. Böyle bir film var aklımda. Konuşacağım Büyükşehir Belediyesi'yle. Bir su hikayesi. Beşiktaş Kadıköy vapurlarından birini kiralayacağım. Öyle bir televizyon programı var. Küçük romantizmler çekebilirsin. Devlet, Beşiktaş'tan Üsküdar'a. Devlet televizyonunda öyle program var. Çay simit vapur. Vapurda stüdyo kurmuşlar. Allah. Sohbet. Beni bir kere çağırdılar onlar. Sonradan bir şey oldu. Gidemedim de konuk olarak. 3 tur atıyormuşsun. Yani 25 dakika yol. Gidiyor. Üsküdar, Beşiktaş, Üsküdar. Ha, neredesin işte? Üsküdar, Beşiktaş değil. Ne? Kadıköy, Beşiktaş. Kadıköy. Daha uzakta. Üsküdar, Beşiktaş. Motor oğlum. 6 dakikada. Çabuk. Çabuk. 75 dakika yol işte aşağı yukarı. 75-78 dakika yol. Kayıkta yapalım mı benzeri? Bazı değil. Konağa kürek çektire. Çoğu insan. Asıl bu oğlum. Bir de deniz tutar yani. Öyle röportaj mı olur? Özbay şey neden bize sadece etrafının çok fazla ben denk geliyorum vapura bindiğim zaman bu programa zaten bazen. Öyle mi? Tabii. Işıklar mışıklar, kameralar falan birazcık fazla geniş bir yer kaplıyor bu. Tabii. Şey. Aslında mesela arka planda gözükmek isteyen kurtlular çok yer kapmaya çalışıyor evet. Programda. Ay bir de müşteriyim ben. Yani müşteri derken şey yapmışım, akbilimi basmışım, yer yok. Şimdi sen orada konuk oturuyor, arka tarafı kapatmışlar. Saatler kapatmış. Çok sıkıntılı saatler değil ama öyle saatler. O yüzden denk geliyorum zaten. Öyle dediler, 11 dediler. Sizi alacağız dediler. 1.30'da geri bırakırız dediler tekrar kıyıya. Hemen şey gelir oraya. Nedir bu patates soyacağı satan adamlar oluyor ya bak burada. Röportajı bulaşıyorlar. Durduk yere TV reklamı yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. O bazısı, yani bazısı öyle güzel anlatıyor ki o soyacak patates soyacağı şeyi. Ben güzel anlatana denk geldim. Ben var ya bir tane denk geldim motorda. Aldı böyle bir tane patatesi, böyle fiyonk, ondan sonra böldü, parçaladı bilmem ne, gül yaptı bir tane. Hediye etti birine. Ondan sonra aldı bir tane patatesten. Ondan sonra sanatçı gibi ha, aldı böyle elindeki şeyle, soydu etti bilmem ne, oyuncak araba yaptı, çocuğa verdi filan. Bir akıl aldı, 20 tane filan satın aldı insanlar. Gözümün önünde. Aferin bak, işini iyi yapıyor işte. Hemen insin ama çünkü millet yapamaz. Gül araba falan. Gülü verdiği hanımla da eğer böyle bir duygusal yakınlaşma dolarsa müthiş başarı. Başarı da yani. Bu patatesi için asla kızartmayacağım. Hep böyle saklayacağım. Kararana kadar. Kurutacağım bu patatesi kitabımın böyle içinde. Bazen çok şekilli bir şey yaparlar ya. O sizce önemli mi o? Mesela doğum gününüzde en sevdiğiniz bir şeyden böyle bir konsept yapmışlar. Örnek vermen lazım. Yemeğe kıyap. Mesela ben basketbolcuyum. Bana basketbol topu şeklinde doğum günü pastası yapmışlar. Ha. Onu böyle yemeğe kıyamama gibi bir hissiyat oluyor mu? Hayır canım. Yani sonuçta pasta. Kıyamam yani. Hiç böyle. Öyle bir ben şekerli şeyleri ilk olmadı. Ben bozayım çok isterim tam tersine. Bu pasta teknolojisi müthiş gelişti arkadaşlar. Yani bir paralar dönüyor. Buna şey de uyanmış. Bir tane bizim Ferzan Özpetek'in bir filmi var. Karşı Pencere diye. Hı-hı. Orada da böyle yaşlı bir pastacının hikayesi anlatıyor. Filmleri karıştırmıyorsam. Ondan sonra müthiş etkileyici bir şey. Pasta yapabilmek. Karşı cinsin gözünde. Müthiş. Herhangi bir yemeği güzel yapsan oluyor ya. Ki, biri desin ki pilotum ben. Öbürü desin ki bir pasta yapıyorum. Hiç kimse gidip pilota bakmaz. Hiç kimse bakmaz. Herkes. İşsizlik maaşımın son iki ayı bir pasta yapıyorum. Gel iki ayımızı güzel geçirelim. Hayır yine yani. Pastacıyı seçerim, ağzımın tadı bozulmasın diye. Kimsenin gözünde. Bu arada geçen oyunuma bir şey geldi. Pilot geldi. Kaptan pilot. 30 alıyorlarmış aylık. Ne yapıyor? Şey yurt içi sefer mi yapıyor? Yurt dışı. Hmm. 30 kat. Ya ama hakkı canım. Hakkı da mı? Tabii. Ya bir tane o şey da mı 40 geldi. Lira verdi diye. Doktor geldi bir tane. Onkolog. Mesut Bey dedi hani oturan insanlara da ayıp olmasın falan dedi. 45 alıyorum dedi. Şimdiye kadarki en fazla savun oldu? En fazla oydu ha. Para çıkmış gibi oğlum 45. Şey oldu bayağı öyle yani. Telefonunu falan aldım. Para çıkmış çok güzel. Her ay para çıkıyor. Her ay nadir altılık kazandım. Sahneden indim baktım hep gitmiş. Biraz bir dolandım Beşiktaş'ta belki bulurum yakalarım diye. Ama şimdi çok riskli işler bunlar ve çok büyük eğitim alıyorlar. Hayatlarını hak ettikleri paralar. Önemli zamanlarını harcıyorlar. Zaten kimse şimdi pilot hata yaparsa hepimiz yanarız. Sen mesela sahnede hata yaparsan kimsenin canı yanmaz. Yanmaz yani. Senin yanar yani. O yüzden 800 lira alıyorum. Yani
yani bu iş öyle yani, yani ne kadar risk alıyorsan, ne kadar kıymetliysen o kadar yani para. Şimdi geçtiğimiz hafta BBC ilk kez ekran yüzlerinin maaşlarını açıklamış. Ya en merak edilen konu bunu, ya. Bunun Türkiye'de çıkması lazımdı. Bu topraklarda çıkmalıydı. Bayağı format. Da tepki çekmiş bu hususta. Hiç önemli değil. Bunun tersi olarak maaş listelerinin herkese açık olduğu bir ülke de varmış. Norveç. Norveçliler kimlik numaralarıyla vergi dairesinin internet sitesine girerek istedikleri kişinin maaşını, mal varlığını ödediği vergiyi ödeyebiliyor. İsveç de öyleymiş, evet. Yani parayla iman... Kimde? Belli. Bayağı belli yani. Ana. Kim ne kadar Hristiyan, kim ne kadar Müslüman internetten anlayabilirsin. Bu gelir işte. Dağılımı ve gelir dağılımındaki adalet politikalarına çok güvendikleri için böyle bir kültür oluşturmuşlar ve artık şey, bizde de mesela şirketlerde benim sana maaşını sormam yasaktır. Tabii. Çünkü şirketlerde o kadar komik şeyler döner ki. Epeyce yüksek. Sen müdürsündür, senin elemanın senden fazla maaş alıyor. Aynen öyle. 2.800 alıyorsun, 3.200'e sokmuşlar ama sen veriyorsun emirleri. Müdürün ona. Haberi yok ama sen emir veriyorsun filan böyle. Onun da haberi yok müdürden çok. Tabii onun da haberi yok. Haberi olsa gitmez zaten işler. İnsan kaynağı muhasebenin de haberi yok. Kimsenin haberi olmayan çok değişik bir dünya. Yani aybaşı paralar kapış yapılıyor. Maaşlar öyle başka. Bir şey olsa hoşuma gider benim. Ya bu acaba hukuken yasak mı? Ben çok iyi uyurum önceki gece. Sağlam kahvaltımı ederim. Hadi lan başlıyoruz. Patronum, 25 tane çalışanım var. Gelmişim, çıkmışım bir tane masaya. Bir tavan para var. Kapış diye bağırıyorum. Cuma akşamı 17.30. Beyler zor durumdayız. Kapış ayın 10'unda diye. Kapış gecikti bu ay. Müdürüm size güvendik, taksine girdik ama kapış galiba bir hafta sarkıyor. Gücün kuvvetim yerinde kapış yok yani hala. Dikkat ettiysen ajanslarda filan 3 ay sonra kapış tarihi var. Şimdi kapış diyorsun, diyor ki ta kasıma kapış. Kapıştırım ama bana 60 gün var. Aşkım kapışmak. Az sonra geleceğiz. 18.58. Ayrılmayınız. Rabarba devam ediyor arkadaşlar. Bu akşamın sorusu şudur. Tatilde asabını bozan ne var? Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. Bu arada Antalya Belek'te 5 yıldızlı bir otelde 2 günlük konaklama full pansiyon tatil hediyemiz var. Rabarba'dan yayının içerisinde bir sonraki anons da olabilir. Sonraki anons da olabilir. Size bir şifre vereceğiz. O yüzden dinlemeye devam ediniz tatil için. Hey be. Değil mi? Havalı hediye ya. Ben bile şaşkınım. Büyük. Vermesek mi? Biz mi gitsek? Canımdan da can gidiyor. Çok üzülüyorum diyorum. Biz gitsek kim yani duyacak bunu? Etimi duruyorlar gibi şu anda bu hediyeyi. Gideni sürekli arayalım. Ne oldu, ne yaptın diye. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Evet, yeni saatteyiz hanımlar beyler. 19.02 yayın saatin. Burası JoyTürk. Rabarba'dayız. Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Tatilde asabınızı bozan ne var diye soruyoruz sizlere. Cevaplarınızı Instagram'dan, Mesut Süre hesabından yazınız. Birlikte tatile gittiğim çiftin kavga etmesi. Ne güzelmiş. İnşallah ayrılırlar diye elimden geleni yaparım demiş. Çiftle beraber tek başına mı gidiyor acaba? Muhtemelen o da öyle. Öyle bunu, tatil olmaz. Bunu yaparsam her şeyi hak ediyor. Bence o da çifttir ya. Siz mesela biriniz evli, öbürünüz neredeyse evli. Yanınızda tek tatile gelecek kim olursa olsun istemez misiniz? İstemez miyim? Yani sen, olsa, o soru ben, biraz şey. Üçümüz Maldivlere gidiyoruz. Hiç rahatsız olmayız. 20 gün. Olmayız rahatsız. Sen, Nuri, hanımım, ben. Üçümüz Etiyopya'ya gidiyoruz. Yokluklar içinde bir tatil. Survivor. Sen, ben, Kiptoy, Kipçonay, Kipçeten. Bunlar tatildeyiz. Ne diyorsun? 10 bin koşuyoruz. Yani ister misin bunu söylüyorum. Yani çift olarak gittiğim bir tatilde başka bir tek. Hayır. Başka bir tercih çift. Etmem. Başka bir çift. Olur, uyumlu bir çift. Al işte sen ya, yazıklar olsun böyle hayat algısına. Hello. Bunca yıllık çizdiğin, ettiğin karikatürler boşa gitmiş. Hiçbir şey katmamış yani. İnsanları böyle tekler mi, evliler mi diye ayırmamalısın. Ama 3 kişilik bir tatilde çift kendini kötü hissetmez ki, hep tek olan hisseder. Evet, sana ne? Ama ben de onun sorumluluğunu taşırım. Ne sorumluluğu? Hanımı mı eğleyeceğim, seni mi eğleyeceğim arkadaş? Ha, Nuri Çetin empatisi diye bir şey var, doğru. Başkasının adına asabı bozulur. Beraber takılmayacaksak ne anlamı var? Takılacağız. Hep üçümüz. Her şey. Her şey üçümüz. O zaman bana bir daha sorun. Ben cevabımı ya, değiştiriyorum. Öyle her şey değil lan. Dansa gideceğiz üçümüz. Ondan sonra sabah 7 çalıyorum kapınızı, uyanın.
Keşke yapsan. Yani sen 12'de kalkan adamsın. Kahvaltı kaçıyor diye uyandırıyorum. Aa bak bu güzel hizmet. Ondan sonra. Ulan benim yaptıklarımı bana satıyor. Hadi, ben bunu yaparım. Hadi işte duşa. Yani öyle değil yani. Önce dışarıda duşa yani. Hadi, önce ikine sonra ben. Önce denize sonra duşa. Böyle şey sürekli böyle birlikte aktivite yapma canlısı bir adam. Artı bir olarak hep böyle bir şeyler yapalım. Zaten çok riskli şey olarak da iki çift olarak da gitmek riskli. Evet. Neden? Nesi risk? Ya ben Nuri ile kaç senelik arkadaşım ama yani çift halde tatile gittiğimizde aynı şeyi yakalayamayabiliriz. Şimdi ya hanımlar arkadaş değil yani en baştan ya da beyler arkadaş. Sizin bir de iki şey de kadın da sizin hanımlar da biraz insan düşmanı. Yani başkasını kolay sevebilen insanlar değil. Yani iki hanım da yani varsa yoksa Kemal varsa yoksa Nuri oldukları için sizin iki çift mümkün değil. Siz dua edin ben geleyim sizden tatile de azıcık bir kafanızı dinleyin. Yanında birini tak koluna getir oğlum. İstemiyorum abi ben böyle adam ya. Ben sizin dostluğunuzu ölçmek istiyorum yani. Ya ben, tatil ne vardı bırak ölçmek bak şunu istiyorum. 10 senedir bizi ölçüp bitiyor. Sanki ben, başka arkadaşı var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim oğlum bir sürü var lan. Senin hayranların var. Senin gerçek arkadaşların biziz. Ben bir silik insan var ya hep arkadaş dökülür sağdan sonuna. Biraz birkaç tane karpuz çekirdeği onun dışında hep böyle arkadaş eski dost eski kırık hep böyle şeyler dökülür. Azıcık böyle bir silik insan of. Ah bir silik insan ama silikim yok. Şimdi ama bak şunu desem tamam dersiniz. Beşimiz. Sizler hanımlarınız ben. Sen gelme aga. O ama, cümlesi nasıl karşı ben, niye ama. Gelmiyorum? Yine işte anlamsız oldun sen. Ama ya bak, sen niye teksin git buradan. Neden? İhtiyarlara yer yok. Sen peki ne diyorsun? Beşinci olarak geldin. Ya ben keyif alırım canım. Bence Nuri de alır. Sen seni üzmek için yapıyor. Adamsın sen çünkü adam. Sol tarafımda benim. Aa nasıl yandı ortalık. Vallahi yandı. Ben bir de çağırmayacağım Nuri'yi yayına. Ne ya gel 3 adam gidelim tatile oğlum. İstemiyorum. Şu anda ben seni adam haline hiç istemiyorum. Çift olarak geleceksen gel. Ben geliyorum. İstemiyorum seni. Şunu yapar çünkü 5. olarak. Öyle insanlar biliyorum. Şimdi 5'imiz tatile gidiyoruz ya. Her şeyi ben karşılıyorum. Bana bir şey diyemeyin diye. Dondurmanızdan terliğinize. Şunu bir tek sen yaparsın. Ama her şeyi. Korkuyor kimse hissetmez içinde. Her şeyi, her lütfen. Şeyi. Senin için de kötü bir şey var. Biz mesela hanımlarla kavga ediyoruz. Bu da senin için berbat bir şey. Yok ben şey diyorum. Siz azıcık diyorum kafanızı dağıtın. Siz hanımlarınızı alıyorum. Dansa. Gece 2-2.30 dans. Yine arkadaş bitti bitecek. Allah. O hiç öyle bir şey değil. Yani. Ya hep hiç öyle bir şey değil. Başlıyorsun cümle sonra duşmuş diyor. Bir taraf. Ben artık sana inanmıyorum. Bir taraf illa çift olsun istiyor. Tek istemi. Öbür tarafta Kemal Elçe tarafı da hemen olayı başka egzajere. Yani ben kendisini geliştirmiş uygar iki konuk bulamayacağım yani. Gerçekten bulamayacağım. Tatile de tek gidiyorum. Canımda, dünyanın en kötü tatili. Ya tek tatil o kadar kötü bir şey ki. Kendine kavga ettim. Gittim ben Alanya'ya tek. Berbat bir şey yani sıkıntıdan masalara şeye çıktım. Şeye göre değişmiyor mu ruh haline göre? Abi. Belki ona ihtiyacım ya vardır. Gece 3.30 Ruslarla masalara çıkıp oynadım diyorum sana tamam. Sıkıntıdan. Demek ki ona çok sıkıldım var. Yani. Çok sıkıldım anladın mı? Arkadaş edinmeye gayreti oluyor değil mi? Onu da istemiyorsun yani. Şeytan görsün yüzün diyorsun böyle arkadaşlık da olmaz. Ya yalnızlık çok koyuyor Rusların tatilde. Rusların da keyfi kaçmıştı. Tabii tabii. Ya onlar sıcak denizlere indik bu muydu lan diye. Kendini kuma gömdüren yaşlı başlı amcalar çok asabımı bozar. Öyle bir güruh var mı? Tatilde. Ben valla kendini kuma gömdüren hiç görmüyorum ya tatilde plajda milajda. Yani bu da olur bu da şehir vardı. Efsanesi niye? Gibi. Hiç hayır, niye, kimse gömdürmüyor kendini. Niye can sıksın bu? Oğlum hele yaşlı hiç kendini gömdürmez. Tanımadığın insanı gömmek ister misin? Ben mi gömüyorum? Ben niye gömüyorum? Sana gömdürüyor işte. Öyle yazmış. İlişki olur mu insan? Diyor ki yani merhaba bir şey rica edebilir miyim? Evet benim sadece ağzım dışarıda kalacak şekilde kuma gömebilir misin? Tek ortak noktamız aynı kumsalda aynı dakikada bulunmak. Bulunmak evet sana da güvenmiş. Diyor ki bas kafamı ayağında bas diyor iyice. Tam gömme ama tam gömülmeye daha var diyor. Tam gibi 2-3 hafta var daha diyor. Sen dur diyor azıcık. Tamam antrenman yapıyorum. Biraz daha bakayım diyor gülüşüne. Hafif sağıma yatır beni diyor. Tanımadığınızı gömer misiniz? Nereye? Sahilde mi? Ha, yoksa sahilde. Ebedi. Hayır sahilde. İstirahat mı? Sahilde. Ebedi sahiline. Patara. Çok uzunmuş ya o ebedi işte. Birçok yaşlı için ebedi sahil. Patara Antalya. Ne diyorsunuz? Normalde ben insanların da öldükten sonra sahildeki gibi gömmelerini düşünmeye başladım. Ne güzel kafaya olur. Kadar gömeceğim. Ama aga sular çekildi mi?
görüntü baya. Mesela şey Kasım'da filan geçemezsin. Ölüyor ya, ne olacak? Tamam da yani Kasım'da oralarda geçemezsin. Doğru, biz de yaşıyoruz. Bütün bizim Alaçatı, Bodrum sular çekilmiş. Kimse gitmez kışa. Bir de yerli alt da kaçar. Yani orada 12 ay yaşayan var ya orada. Bir onlara koyar. Yani yazlıkçı gene bilmez. Tabii canım. Gene sular yükselir. Gene ne oldu belli değil aşağıda. İnsan her şeye alışır. Hiçbir şey olmaz. Hep orada yaşayanı azıcık koyar. 19-11 hanımlar beyler. Ne olur da tatilde asabınız bozulur. Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız sevgili dinleyenler. Bayağı da gelmiş cevap. Bu arada Lüksüs ve Sattas konseri var. Can Boğaz'dan gelir. Tekne konseri. Orası için giderim yazanları birazdan sayıp kimin kazandığını açıklayacağız davetiyi. 59. demiştik çünkü. Denize girip çıktıktan sonra her seferinde tekrar güneş kremi sürmek zorunda olmak. Balıklama denize atladıktan sonra cebimde olduğunu hatırladığım 4000 liralık telefonumla denize dalmak. Bir yakınımı kaybetmiş gibi içim acır hale. O gün bugündür tatile gitmem demiş. Girer misiniz telefonla denize? Hayır ya, telefonla niye giriliyor ki denize? O ben bir kere girdim galiba. Ben bir kere girdim. Bırakacağım kimse yoktu. Bir şey olmaz diye şortunun cebine koydum, fermuarını çektim. Su almaz diye var mi düşündün? Eski şortu. Böyle şey almaz diye düşündüm yani. Müthiş. Şey ne vardı ya, eski benim bir telefonum vardı. Çıkılır. Ekranında böyle baş parmağını yukarı aşağı indirdiğin telefon vardı 15 evet. sene önce. Bildiniz mi 10-15 sene evvel? Ha evet. Kızaklı. Ondan sonra o telefonum cebimde patladı. Patladı. Ses geldi önce. Böyle kısa devre yaptı filan. Ondan sonra pop etti. Açtım, böyle duman çıkmış. Duman çıkıyor yani cebimden. Hayır. Ondan sonra attım suya, kaçtım. Suya mı atıyorsun? Bir deneseydin olur. Suya attım, kaçtım. Yok aga. Bayağı şey oldu, patladı yani. Bildiğin patladı. Suya attım, yüzemiyorum da yürüyerek böyle. Telefonda dese ki yani, yazsa ki telefonda işte bu telefon su geçirmez yazsa, ben yine girmem o telefonun suya. Öyle reklam var ya, bir tane su klozete düşüyor da geri alıyor çocuk. Zaten bunlar hep belli bir basınca kadar suya dayanıklı olan da. Tabii evet. Öyle bir şey şimdi. O zaten 50 metreye dalmayacak. Tabii o kadar da yapma yani. Alo diye 50 metre. Ama o da su yani düşündüğün zaman. Lavaboda da su akıyor, oradaki de su. Tatile gittiğim şehirdeki yol çalışması, kanalizasyon çalışması, delik deşik kaldırımlar. Oo. Ya bunu kışın yap belde. Bunu tabii ya. Sen herkesin tersini yapmak zorundasın. Tabii. Tatil yani, beldesi. Bunu bir tek İstanbul'da yazın yapıyorlar. Herkes kışın yapar da. Bu yol çalışması da insana böyle çok fazla psikolojik tahribat veriyor ama. Ya vermez. Adı konmamış bir tahribat veriyor. Bu hiç mesela bir hastalık olarak yazılmıyor. Bu ilacı milacı yok da. Aslında olmalı yani. Taksim'e tabii. gittim ben geçen işte. Safi yol çalışması var. Başından sonuna. Halen mi ya? Ama başından sonuna ya. Sürekli bir dozer. Nereden ne kaldırdığı belli değil. Hangi beton nereye indirdiği belli değil. Hep bir dozer. Ondan sonra böyle çalışma elbiseli de adamlar koşturuyorlar sağa sola. Vatandaş da böyle gire çıka. Yağmur da yağmıştı. Yürüyemiyorsun da yani. Full çalışma, kanalizasyon çalışması. Oh ya. Beldemize hoş geldiniz. Bu dozer kullanmak çok güzel bir ilkokul hayalidir. Çok insanın çocukluk hayalidir. Ya şu mesela, anda aslında olabilir. Şu an bana deseler kullanır mısın? Kullanırım. Ben şunu çok isterim mesela. Dozerle geldim. Kız isteyeceğim. Ondan sonra kızı yıkarım başını. Hayır hayır, öyle değil. Dördüncü katta kızı da. Balkondan aldım kızı. Dozerin o kepçesiyle. Zıt 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 aşağı indirdim. Ondan sonra babasını aldım. Onu da indirdim aşağıya. Sen mesela kız babasısın. Böyle gelen bir adam seni balkondan dozerle kepçeyle alsın, ister misin? İstemem mi? Bacakların tutuyor. Bir al bakalım beni. Damat filan derim. Biraz şey düşürür değil mi? Ağırlığını azaltır. Yani kızım, babanın. Tabii, babanın ağırlığı biraz azalır. Yani. Baba da böyle çocuk gibi zıplıyor. Bir daha diye. Yani bayağı azalır canım şeyi. Bir çerdövere bindirdiler beni köyde. Sen binmedin mi? Sen de köy çocuğu olduğun için soruyorum. Onlar yok, katılıp bakayım. İşler. Bindirdiler sonra. Şey işte ya, kullanan adam var ya, o kabine. Ben de bindim. Abimle beraber bindik adamın yanına. Cehennem sıcağında ne biçtiğimizi de hatırlamıyorum. Yazın ne biçilir? Buğday falan herhalde. Evet, tahıl mahaldır yazın. Karpuz. Kafamıza su damlıyor. İçerdöverle karpuz oluyor. İçerdöverle karpuz kavuk. Çok yerinde yüksek. Yiyoruz karpuzu. Araç çok yüksek ve önünde de sürekli dönen bıçaklar falan. Ha yaşa. Samanlar da arada giriyor şeye, o kokpite. Ter içinde yüzüne küçük saman parçaları yapışıyor. Çok güzel anlatın ya. Tarım ama. Dünyanın en zor şeyi. Bak hiçbir meslek kadar şey değil böyle. O CEO'luk bilmem ne, doktorluk, pilotluk hepsi yalan. Tarım o kadar zor bir şey ki. O kadar rahatım
sıfır böyle domates ekiyorsun, kanter içinde biçiyorsun, para etmiyor, satıyorsun filan. Aferin. Gerçekten çift. Buradan duydum. Bizi dinleyen çiftçi varsa hakikaten her bir gram terlerine helal olsun. Onların bir de canı çok sıkılır çiftçinin. Ben dayımdan biliyorum. Veriyor kilosunu 50 kuruştan 40 kuruştan şeftalini, bir geliyor pazara 3 lira. Ya ben bilgisayar oyunu oynadım, şey var, çiftçilik simülasyonu. İşte tarla alıyorsun. Orada bile paran yapmıyor. Ve evet, para toplamak çok uzun sürüyor. Valla. Gittim hile yaptım, 6 milyon dolar yaptım kendime. Aldım en büyük bir şardıverleri, sürdüm tarlaya. Vurdum hormonu marula. Tabii mesela fırsatın olsa verirsin GDO'yu. Şimdi yazıyor orada GDO'lu ürün maliyeti şu kadar, bir de normal ürün. 2,5-3 kat fark ediyor. Toprak ağası oldum, o da dert. Hangi tarla ne zaman sürülecek falan gibi böyle sanal dertlerim oldu. Allah Allah. Sürekli mesela ben toprak ağası olsam hep işe koşarım. Bilgisayar oyun değil mi yani? Yalnız, yıllık izninden kullanıyor. Gene de çift tıklarım üstüne böyle. Yıllık izni pazar günü ama yine de böyle. Sonuçta marabasın sen. Çift tıklarım marabayı böyle. Git dersin yağlı tohumlara. Ofisi bir dolaş. Sürükleyerek tarlanın ortasına öğlen sıcağına bırakırım marabayı. Tatile de başka tarlaya gönderirsin. Ya hepsini ekersin. Bir kışın hasat edilecek şey var. Yazın hasat edilecek şey var. Çalışsın hepsinde. 365 gün 6 saat full çalıştırırım ben mesela. Güçten mi düştü? Mesela mısır var, mısır şey, bol mısır yedirim. Böyle kafasına yerim. Sonra tekrar tarlaya. Fakat çiftçilikte şey var. Tabii sezonluk çalışmalar var. Çok yani belli zamanlarda ekimli ya da hasatta ölümüne çalışıp onun harici full kahve. Ben çok ucuz trenle Eskişehir'den İstanbul'a giderken oralarda çok denk geliyorduk biz. Aktarma treni olarak kullanıyorlardı doğuya güneydoğuya gitmek için mevsimlik işçiler abiler. Böyle 18-20 saat çalışıyorlardı günde. Evet, çok zor. Karadeniz'de. Yani bu işin emekçiliği de çok zor. Bu işin mal sahipliği de çok zor. Bir şey ekiyorsun mesela 7 ay bekliyorsun. Tam toplayacağım ve bir dolu yağıyor. Sağ açıyorsun ağzını havaya. Bitti o sene. Öbür seneye bakıyorsun. Diğer sene ya. Bekliyorsun. Lan ne acayip ya. Şey oluyor ya bazen don uyarısı ve böyle portakal bahçelerinde ateş yapıyorlar. Evet. Bazen haber olur. Öyle mi? Don olmasın diye, işte ağaçlar donmasın diye. Ne yaparlar? Antalya'da. Hemen gidip işte şey yakarlar böyle. Zift mift yakarlar tenekelerde. Vay. Nöbet orası tutarlar bir de gece. Portakalı bekliyorlar. Don olmasın diye. Saz çalıyorlar falan, orada nöbet. Sazın acaba bir etkisi var. O da olabilir yani. Kemençe mesela asla dondurmaz. Goynum hepsini arıyor. Kemençe limon oluyor. Vay anasını. Yani az bildiğim dünyalardan konuştuk. Şu an mutlu oldum. Bir şey, bir meyve toplama işine falan mı gitsek bir römorkta? Gelin çalışmanın emeğin ne kadar zor olduğunu size göstereyim. İsterseniz. Gemliğe gidelim, zeytin toplayalım. Zeytin ama kışa doğru. Yoşin de gitsek. Olmamış zeytinlerden bir kuple yeriz. O da yemek, o da yemek. Şimdi de gitsek bizi bir ağırlarla çay içip gönderirler ama en azından gider tanıştık. Verdiniz nedir diye falan. Siyasetçi gibi. Valla olur yani. Şunu da benim yapasım var. Böyle küçük şehirlere gidip belli bir siyasi partinin temsilcisiyim gibi konuşup. Takım elbiseyi çektik. Takım elbise, birer tane takım elbise. Güzel bir araba kiralarız. Gittiğimiz yerlerde böyle bedava yiyelim. Dört partinin rozetini cebimize koyduk. Çok komikmiş. Bir tane şapka atıyorum, DSP şapkası. Ondan sonra Arap gözlüğü. Üstünde de koca DSP şapkasına su verirler. Üstünde beyaz tişört, DYP yazıyor üstünde. Aram. Bir yerde kapanmış, bitmiş partilerin şeylerin takılması. Biz 96'dan ışınlandık. Yok kapanmadı diye değil mi? 96'dan ışınlandık diye gezelim. Çok güzel senaryo fikri geldi aklıma. Neymiş? 96'da seçim kampanyasına çıkan 3 tane adam. Tamam. Bu kayboluyorlar, yıllar sonra hala devam ediyorlar. Ben onu yazarım. Bu mu fikir? Tabii. Fena değil. Yani şu fikir. Hala gittikleri köyde limon sıkıyorlar. Sizi limon gibi sıkacaklar falan diye espri yapıyorlar. Fikirler yani birbiri ardına patladı. Havai fişek gibi yayında. Gözün aydın Türkiye. Kemal Ayça geliyor. Hanımlar beyler, reklam zamanı gelmiş. Şimdi şifremizi verelim mi? Ver. Antalya Belek'te çift kişilik tatil, konaklama, full pansiyon veriyoruz sevgili dinleyiciler. 5 yıldızlı otelde bir adet dinleyicimize. Ne konuştuk bugün içerisinde arkadaşlar? Bana güzel bir cümle söyleyin.
Kuzey Kore'den başladık. Biçer Döver'e kadar. Oradan sonra BBC'de çalışanların maaşlarının ortaya çıkması. Oradan Norveç. Turunçgil. Ondan sonra tatil, Turunçgil. o zaman 4 kelime. Kuzey Kore. Çok zor. Biçer Döver. Tamam mı? Ondan sonra. 2 tane daha söyleyin. Ne konuşuyorsak onlardan söyleyin. BBC. Norveç. Norveç. Tamam. Kuzey Kore. Biçer Döver. Güzel olduk. Hayır. Biçer Döver. BBC. Norveç. Bunlar şifre. Bu şifreleri açık açık yazmayın. Instagram DM'den Mesut Süre hesabına yazınız. Sevgili dinleyiciler, bu 4 şifreyi de yazınız. Biz de bir kişiye davetiye verelim. DM'den seçilecek. O yüzden evet, DM'den açıktan yazmam bir anlamı yok. İnsanlara da kopya vermemiş olun. Şansınızı düşürmeyin. Instagram DM'den yazınız. Kendinizi de bloklattırmayın. O da ayrı yani. Tabii, o başka. Hadi geleceğiz. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, 19.30 yayın saatimiz. Lüksüs ve Saptas'ın konserleri vardı 11 Ağustos'ta. Müzik Boğaz'dan gelir. Tekne konseri davetiye kazanan ismi açıklıyoruz şu anda. Sevgili dinleyiciler, bize 59. giderimi yazarak Zeycan Semerci çift kişilik davetiye kazandı. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde 2 günlük çift kişilik tam pansiyon konaklama tatil hediye ediyorduk. Onun kazananı ise yarın açıklayacağız yayında. Bugün gelen cevapları bir toparlayalım. Çünkü yüzlerce cevap geldi. Instagram DM'den bir kontrol edelim akşam arkadaşlarımla. Davetiye kazananı da yarın açıklayalım. Çok değişik bir haber verelim de. Cezaevi Oteli. Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yaz hapishane temalı bir otel faaliyete geçmiş. Geceliği kişi başı 30 sterlin yani 140 lira olan otelde odalar gerçek hapishane hücreleri gibi 8 metrekare dizayn edilmiş. Souk Station adlı otelde tipik bir cezaevindeki kurallar da canlandırılıyor. Otele giriş yapıldığında önden vesikalık fotoğraf çektiriliyor. Ve müşterilere oda anahtarı yerine hükümlü numarası veriliyor. Spa masajı yok, işkence var. Benim hoşuma gitti ya. Böyle konsept otel olması. Mesela kasap gibi otel. Boncuklar var böyle. Devamlı boncuktan geçiyor ama hiç bitmiyor. Evet evet, hep bir boncuk var. Bir de vücudun sağda hiç... solda et dövüyorlar otelin içinde. Ama gece kalıyor. Ama bir orada kul mutfağı koku. Güzel olur. Ondan sonra tam bir kuzunun bir yerine gül koymuşlar. Şeyde bu, logoda bu. Otelde kuzu şeklinde olmalı. Bacaklardan asılmış mimari. Kapısı da buzhane kapısı şeklinde evet. Olmalı. Trump diye. Sıcak günlerde gitmez misin buzhane gibi bir otel olsa? Hapishane oteline gider misiniz? Böyle bir bende bir heves yarattı. Benim zaten... Türkiye'de çok konsept otel var aslında. Bu kadar uçuk değil. Peki de. Şey mi? Belli saatlerde seni çıkarıyorlar avluya falan. Tabii Volta. Tabii. Cumartesileri açık görüş. Bunların hepsi var. Siyasiler başka bir yerde kalıyor. Ondan sonra böyle şeyler. Havuza giriyorsun ama elektrik var. Ara ara cızıt cızıt yapıyorlar. Benim hoşuma gitti ya. Niyeyse konsept. Yani böyle bir hücrede kalıyormuşum gibi. Yani tatil olarak değil ama bir yaşamak olabilir. İlginç olabilir. Hissiyatı. Bir de böyle gerçekten sana tekme tokat dalan bir de gardiyan. Böyle işte ekmek su istiyorsun vermiyor da parmaklarına vuruyor demirle falan. Böyle yani. Gerçekçi olsun istiyorum. İsyan artık. Çıkarır mısın? Ben şimdi çok zenginim ya. Aa hakikaten küçücük, isyan çıksa ne komik olur. Kalemle yaralıyorsun adamı. Hoşuma gider valla. İsyan çıkartırım. Sürekli böyle yan koğuşlarla kavga çıkartırım. Ama barfix falan çekmen lazım. Öyle hani filmlerde izliyoruz ya. Sürekli spor yapıyor bu insanlar. Sürekli çok öksürürüm böyle. Diğer hücrelerde duyacağı şekilde. Ne diye net öksürürüm böyle. Uyutmam kimseyi. Bir, hani filmlerde hep şey olur. Birini dövmen gerekir. Hapishanede evet. Sert adam olduğunu göstermek için. Zaten... Ayakta kalmak için şeyi döveceksin. Kral dairesindekini döveceksin. O koğuş ağzı çünkü. En iyi hapishane sahneleri hangi filmdeydi? Yeşil Yol diyebilir miyiz? Tatar Ramazan. Yeşil Yol mistik bir filmdi ya. Tam mistik. Olarak hastane tabii filmi canım. Hastane diyorum. En güzel hapishane hikayesi Tatar Ramazan'da. Fareye basıyor da fareye cam veriyor filan. Sen çeksen şimdi derler ki bu ne cahillik. Maşallah şey çekince kim çekti onu? King mi? Hawking ne?
Sıfır. King'in kitabı bu. Kitabı kim çekti? Spielberg. Spielberg herhalde. Kitabı kim çekti burada? Kitabı kim çekti bana onu de. Kitabı raftan kim çekti? Bütün kitaplar devrilmiş. Yani onlar çekince böyle 3-4 tane kafalar bir araya verince. Kafalar. Her şey, bütün dünya hemen kabulleniyor. Ulan sen kim köpeksin de fareye can vereceksin ya? Beni delirtme ya. En son izledim bir tane şey, güzel bir... Mistik. Yok, mistik değil ya. Hapishane filmi işte. Kimin? Game of Thrones'ta bir tane adam vardı ya, sarı. Tamam. Eli yok adam. Tamam. O adam oynuyor işte. İşte normal adamken oraya girip sert hayata adapte olmak zorunda kalıyor falan. Hmm, kolaydı öyle. Ve daha sonra da hani oradaki dışarıdaki hayatı tamamen bitmek zorunda kalıyor. Şu hayatları... Irkçı olmak zorunda. Irkçı. Bu arada Esaretin Bedeli canım, değil mi? Hapishane konuşuyorsak. Ha, doğru be. Konuşulacak film o yani. 25. saat. O da güzeldir. O hapse girmeyen adam filmi. O giriyor. Girmiyor. Girmiyor mu? Girmiyor. Ha, gireceğim diye korkuyor. Evet, son günü. Son günü. Bilgisine başvuruluyor. Ben ne yapacağım diyor filan içeride, yapamam ben diyor. O biliyor çünkü o dünyayı. Bir de Amerika'daki hapishane bizdeki gibi de değil. Cinsel vinsel. Yani derde bak, tek derdi. Çok, çok sert olaylar oluyor yani orada. Büyük dert canım bu. En dert daha beni delirtme. Yani şunu... Zaten bir suçum var, cezamı çekiyorum. Daha ne yani? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizler ben. Hepimiz yani bizler. Şu anki hayatlarımızla, bu böyle süt çocuğu hayatlarımızla adapte olabilir miyiz çok sert bir hapishaneye? Ben ikinci gün koğuş ağası olurum. Sen de evet, var öyle bir şey. Sen yani hemen böyle bir tanesiyle boğuşursun. Ben hemen müthiş yancı olurum, müthiş. Böyle en güçlünün adamı. Ben hemen 15 günlük tayını kaybederim. Ne kumarda. Ben 6. saatte benden makas alınsın işte. Tatar Ramazan'da tokat yiyen yaşlı amca hatırladınız mı? Yok. Yok, nasıldı? Tatar Ramazan onun intikamı için zaten olay çıkarıyordu ya. Tatar Ramazan tamamen unuttum ben. Hatırlat, dinleyicilerimize de hatırlat. Ya çok yaşlı bir amca vardı ve o işini iyi yapamıyor diye koğuş ağasından, yani oranın böyle çavuşundan tokat yemişti. Ağlamıştı bir köşede. Tatar Ramazan da onu görünce öyle. Bütün olaylar öyle başlıyordu işte filmdeki. O zaman mı delikanlılığa başlıyordu? Evet. Ramo. Evet. Racon kesmeye başlıyordu. Rocky. Nere? Tatar Ramazan nere? Rocky'nin sebebi daha güçlü yani. Rocky de motivasyonu mu? Motivasyonu daha güçlü, çıkış noktası. Arkadaşı ölüyor oğlum. Hangisi oğlum? O dört. Tatar Ramazan da, Tatar Ramazan da eşi ölüyor. Benim dediğim dörtte. Tatar Ramazan karısı ölüyor. Dörtte değil lan benim dediğim. Üçte mi? Ne zaman ölüyor o şey siyahi? Rocky'de? Dörtte oğlum. Dörtte ölmüyor ya. Dörtte ölüyor. Başında mı ölüyor dördün? Dördün başında. Ha tamam. Dördün başında. Mesela o bayağı hiç. Üçte Mickey ölüyor, antrenörü. Hep biri ölüyor. Ha bravo bak. Hep ölüm. İkide karısı ölümden dönüyor. Tamam. Birde? Birde de bitik hayat motivasyonu bitik, var. Birde yaşayan yok ya. O kadar kötü bir evime. Birde he, bu it köpek olmadığımı kanıtlamalıyım motivasyonuyla girişiyor. Bir Rocky ne güzel açıkladı. Ben it köpek değilim. Bir hakikaten... Afişte böyle yazıyor. Benim sırtımda iddia kuponu dolduramazsınız. Rocky. Bu büyük motivasyon gerçekten. Aga o dünyanın en çaresiz abi. En yani ortamın iddia. Dön bakalım sırtını diyorlar. Dönüyorsun. Dönüyorsun ve sen sırtın dönük ya. Benim yaşadım çıkıyor. Sırtında bir kimse kupon. Kimse bana ganyan yatatamaz. Sırtında bir kupon varken daha bir de maçları da daha kesinleştirmemiş. Tartışmaya devam ediyor. Kimse bana sıralı ikili için bir şeye koşturamaz. Kimsenin damacanasını taşıyacak değilim. Kimse... Siz beni küfeci mi zannettiniz diye var ya Rocky. Kimse beni yoğurt ekmek almaya gönderemez. Aslında bütün gelmiş geçmiş meşhur Hollywood filmlerinde şöyle küçük bir şey yazmalı. Neyi? Bir cümleyle tanıtım yazmalı. Ya hepsinin aslında hikayesi temel ve zaten basit olması lazım. Sadece kuvvetli olması günün lazım. Günün sorusu yapılabilir. Titanic. Babayı bir cümle. Titanic mi? Titanic. Batmaz dediydik. Keriz gibi ölüm ya Titanic. Titanic de. Kolay ölüm bir. Bir. Güzelmiş de kolay ölüm. Tabii. Bruce Willis'siz kolay ölüm. Slow and Furious. Şimdi yavaş bir öfkeyle Titanic. Şimdi Titanic sonunda enstrümanlarıyla devam eden. Titanic önüne bak. Çarpacağım. Titanic sonunda enstrümanlarıyla devam eden abiler var ya. Hı-hı. Artık buraya kadar böyle geldik ve son bir şov yapalım. Hiç ben onun gerçek olacağını zannetmiyorum. Gerçek hayat olmuş mudur sizce? Olduğu söyleniyor tabii.
Gerçek kazada oldu. Buradan ama kurtulanlar var, muhtemelen doğruyu söylüyorlardır. Ama yani ben onların işte şokla falan böyle yalan söylediğini düşünüyorum. Aga batıyorsun, keman çalar mısın batarken? Gırnata çalar mısın? Ya da filik. Son bir sipsi çalayım da ondan sonra kendim buldum. Baya gemin yarısı suda, sen böyle yapmazsın. Sen böyle dolanıyorsun, müziğimize destek olmak ister misiniz? Müziğimize destek olmak çok güzel bir şey. 10 saniye 1 lirası. İsteriz de para yok. Bir sürü para kazanıyorsun da onlar da batıyorsun dibe doğru. Cebin dolu. Yine bırakmazsın be parayı. O şeyde her şey çok güzel olacak da parası yanıyordu ya Cemil Uzun. Param yanıyor diye bağırıyordu. Benim param yanıyor diye bağırıyordu. İnsanın parasının yanması. Mesela deden yuvarlansa 4. kattan. Ara merdivenlerden. Deden yuvarlanmaya devam ediyor ve bağırıyorsun. Deden yuvarlanıyor. Deden yuvarlanıyor. Benim dedem yuvarlanıyor diye o kadar bağırmasın işte, onu söyleyeyim. Bir kere bağırsın, sonra beklersin son gup sesini. Apartmanda da bir eko yapar ya. Evet. O çok hoşuna gider insanın. Daha yaparım ben. Benim dedem yuvarlanıyor. Gup sesine kadar beklersin. Para öyle değil. Otomatı yakarsın sürekli. Var ya, aydınlık yuvarlansın. Benim canım dedem. Nereye yuvarlandığını gör. Benim canım dedem karanlıkta mı yuvarlanacak? Yani insanın hiç yaşamamışsınızdır. Parasının yanması. Hiç yanmadı benim param. Benim de yanmadı. Şu an düşünüyorum da. Fakat bir şey gördüm ben. Bir arkadaşım lisede bir şey vardı. Brom diye bir şey vardı. Element. Onu çalmak istiyor laboratuvarda. Bu da çaldı, koydu cebine, aktı ve bacağını yakmaya başladı. Orada da para varmış. Parayı da attı, cebindekileri çıkardı falan. Para yerde 500 bin lira o zaman. Şimdi ev parası. İşte. Oradan duman çıkıyordu. Oo. O paradan. Ve başka bir arkadaşım o parayı almaya çalışırken ayağıyla söndürmeye çalışıyordu. Kimyasal yanı. Arkadaşın da ne kadar kötü. Söndürüp kendi alacak yani, vermeyecekti geri. Evet evet. Allah Allah. Yani... Para yan, yani kimyasal yanma halini gördüm. Kağıdın evet yanması, dönüşü yok ya. Bayağı üzücü bir şey yani. Nereye düşerse düşsün para. Klozete düşsün, mozgala düşsün. Bir yolu bulunur. Doğru. Yani bir yolunu bulursun yani. Kurutursun falan bir şey olur. Valiye kadar çıkarsın yani. Bir yolunu bulursun. Külleriyle elinde. Bu eskiden 5 liraydı diye. Yani küle dönmüş bir para kadar üzücü çok az şey var şu an. Bir dönem şey haberleri vardı. İşte mark falan tedavülden kalktı. Almanya euroya geçti ya. Burada bazı yaşlılar tabii bilmiyorlar falan. 10 sene falan mark tutmuş elinde. Merkez Bankası da 5 sene değiştiriyordu. Sonra böyle inanılmaz marklı adamlar çıktı. Yaşlı yaşlı. 1 milyon mark var. Yapacak hiçbir şey yok ama. Gerçekten mi altında duruyor. Yok. Yok tabii. Belli süresi var çünkü onun yani. Çeviremezsin onu yani. Bunun bir dolandırıcılık olup olmadığını da bilemezsin. Alman da kullanmıyor artık. Bırak, hiçbir yerde geçmiyor yani. Mark. Almanlar da iyi kandırdılar orada. Yani bunun bir seri numarası yok mu? Bu seri numarayı değiştirmediydik diye ama ortaya çıkmaz. Geçmiş gitmiş yani. 1 milyon markla ne yapacaksın? Herkesin bir kendi parası geçiyordu. Almanya bir kandırıldı gibi mi geliyorlar? Değil mi? Almanların bir ağzından gibi burnundan çıktılar yani. Mark benim en sevdiğim para birimiydi. Yani. Fransız frangı devam ediyor mu? Tamam bitti. Tamam bitti mi o da? Kendi aralarında da. Euroculuk. Hadi kendi aralarında da. Ya Euroculuk var işte. Kendi arası ne? Oğlum Allah, Bulgaristan'da. Kasap manava frank mı? Bulgaristan da Avrupa Birliği'ne. Valla leva geçiyor. Avrupa Birliği de var. Bir de Euro Birliği var. Euro Birliği'nde Fransa var. O yüzden frank yok artık. Euro dışında hiçbir şey kullanamazsın Euro Birliği'nde. Euro Birliği'nde İngiltere yok o zaman. Resmi para Euro, evet. İngiltere yok. İngiltere zaten çıktı. Zaten çıktı, hiç yoktu. Evet, Euro Birliği'nde yoktu zaten. Para Birliği'nde yoktu, doğru. İşte aferin İngiltere'ye. Dik durmuş. Ulan siyaset... Şimdi İngiltere öğrendim. Leva'ya geçmiş. Şimdi öğrendiğim bir şey üzerine. Başkasının para birimine geçilir mi ya? Leşçi gibi. Geçilmez. Mesela sterline geçsek müthiş zengin oluruz birden. Bir şekilde iki tane etsek biz de geçtik sterline. Bana ne, ben önce geldim öyle, diye. Öyle değil ago. Aynı. Şey var ya, Türk sterline derler ona da. Hani, Kanada doları diye bir şey var. Avustralya doları var. Yok öyle değil. Biz bayağı sterline. Olur mu oğlum? Sterline geçebilir misin? Olur abi. Ona bakarsan 6-0 atılmasına da vay anasın dedik. Nasıl olur dedik. Kafamıza göre attık 6-0'ı. Tamam. Demek ki böyle bir şey oluyor. Ekonomik düzen değişmiyor. 6'dan daha atalım şimdi. Yani ben istiyorum yok, iyice küçültelim. 0-0-0-4 lira ekmek alalım. Öyle olsun yani. Bence parayı kaldıralım. Para mesela, hesabını kaldıralım ortada. Mesela diyelim ki Nuri de müthiş zam almış. 1 lira yatıyormuş hesabına. Yani 1 lira tüm para olsun. Bütün tavuk. Yani bütünleştirdiğim bir para olsun 1 lira. Anladın mı? Hep minik minik kuruşlarla. Ev kaç para? 10 lira. Ha, 10 lira ev. 10 lira ev. 4 lira araba var. 10 lira ev var. Tatil böyle işte, yarım liram varsa diyorsun ki yani bütün 3 ay dönmem.
İstanbul'a. Nereye gittin de önemli değil. Yarım liram var oğlum. Nereye istersen giderim. Bütün mal varlığını insan cebinde taşıyabilmeli. Hiç böyle bankalarda, kasalarda, bravo, hisse senetlerine falan ne gerek var? Pantolon almışım ben. 25 yıllık birikimimin 12,5'unu bu sağa, 12,5'unu sola koydum mu tamam. Biz ev alırken bir çanta para götürdük tapu kadastroya. Valla. Çok gergin bir hissiyattı. Ya eskiden öyle şeyler vardı. Ne eskisi onu daha yeni yaptık. Yeni mi? Çok tabii. İnsan geriliyor para taşırken. EFT. Bilmiyorum neden bilmiyorum. Böyle bayağı poşette komple para tovarlanacak. Eski bir sevgilim vardı. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alıyorsun ya. Bir problem mi olmuş? Ne? 7 ay vermemişler. Bursu toplu vereceklermiş. Toplu verdiler işte. Öğrenci odada son sınıf. Şimdinin parasıyla 300 lira desen 7 aylık 2100 lira para yaptı. Bir telaşlandı. Bende bu kadar para olduğunu şu anda tahmin eden var mıdır? Bilen var mıdır? Çabuk eve gidelim bilmem ne. İki cebini aynen atıyor. Bir tek sen biliyordun değil mi? Dedim ne yapıyorsun bu kadar? 2000 lira böyle bir para değil. Bu kadar yani kendini bozacak kadar. Zaten dedim daha çok belli ediyor şu an. Ya mafya peşime düşer mi acaba? Telaş yapar. Şimdi bir sürü akraba çıkardı. Mesela kaç parayı taşırken endişelenirsin? 8000 lira cebinde. Sokağa çıktım. 8000 endişelendirmez. Ellerinde böyle savura savura geziyorsun Kadıköy'de. Cebinde 8000. Ya öyle olur mu? Bende oluyor. Sende olmaz mı? Korkmuyor musun? Ya ne olacak? Bir şey olmaz. Düşmez para yani. 100 lira 8000. Para düşmez mi? Seni düşürürler. Yok be oğlum. Kim ne bilecek? Sen ne bileceksin 8000 var bende diye. Ezisin sallıyor sallıyor geziyorum. Senin elinde değil cebinde para. Sallıyorsun. Ha, daha tamam. Elini sallıyorum rahat. 10.000'e kadar hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiç değil mi telaş yapmazsın? Yapmazsın. 10.000 sığar çünkü. Ama eve giderim ben. Yani oturmaz. Sen gidersin kafede. İşte. Taksiyle giderim hem de öyle. Hiç şeye bulaşma. Son bir şey içelim sonra da dolmuşa binelim dedim. Yapmaz mısın? Dolmuşta da ayaktasın. 40 kişiyle hayatta olacak ben iş değil. Ben metroyla gidiyorum eve. Gidiyorum yani. Ya koşarım. Ya taksiye binerim. Hiç hadi, arası yok yani. Hadi gelelim birazdan hanımlar beyler. Rabarba devam. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Devam ediyor yayınımız hanımlar beyler. Artık yavaştan toparladığımız dakikalardayız. Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre. Randımanlı bir yayındayız. Bu akşam Çerçi Pazarı gibiydi yayın. Konser davetiyeleri, tatil hediyesi ki açıklayacağız yarın akşam. Kimin kazandığını sevgili dinleyiciler. Bu akşam anonsumuzun birinde şifre vermiştik. Antalya Belek'te 5 yıldızlı bir otel tatili için. O şifreyi podcast'ten dinleyenler bakalım. Yarına kadar yetiştirebilecekler mi? Bir de o var. Yo, dizlerini dövsünler kendileri. Sen ama belli bir saate kadar al bence bu mesajları. Evet evet. Yani sonra da yarın kazanını bildirmiş olur. Saat bugün 20-21'e kadar alırız. Evet. Podcastçi de arada dinlediyse de geçe geçe dinlediyse artık kendi bilir. Şifre ver gitti tatil diye. Günün şifresi. Hanımlar beyler yavaştan toparlayalım. Arkadaşlar ayağınıza sağlık her ikinizin de. Bizim bence ayağımıza sağlık. Teşekkür ederiz. Otele göndermek yok bir şey yok. Gene gidelim Kırklareli'ne. Bir minibar yok. Senin hakkın Kırklareli Edirne. Senin hakkın minik mini şehir. Minibar var mı Edirne'de? Minik şehir. Senin hakkın aldığın verdiğin belli şehir. Ciğerce tam porsiyon. Sana. Çayın 75 kuruş olduğu diğerlerden hepinize merhaba sevgili diğerler. Asla çünkü gazoz içtik Kırklareli'nde 3 kişi gazoz kutu 6 lira verdik toplam. Normal fiyatlar bundan olur. Değil aga. Normal. Benim yaşadığım semtlerde. Bizim İstanbul'da. Ama aklımızdaki yurt gezisi programı daha değişik formatta. Rabarba formatındaki yurt gezisi programına iyi antrenman oluyor. Bunu bir gün yapacağız ben inanıyorum. Çok da düşük bütçe gerekecek çünkü. Evet, çünkü tıp memleketlerde zaten, evet. Sponsorumuzdan karın tokluğu istiyoruz. Sponsorumuzdan tansiyonumuzun dengede kalacağı kadar besin. Bir yıllık yardım. Ekmek aramızı garantileyelim. Evet, fiş ala ala. Programımızın adı bu. Fatura ala ala. Olur valla. Biz bir yerden bir yere taksiyle de gitmeyiz yani. Bir taşıt tanıma kartı bize bir tane. Olur yani küçük şehirleri geze geze. Kütahya senin, Yozgat benim. Tanıtalım buraları. Bir de aynı ya bu şehirler. Evet. Yani YouTube'a 55 bölüm çeksen Türkiye'de şehirler. Mesela gelsek bir demo çekip sonra adını değiştire değiştire aynı videoyu döndürebilirsin. Gerçekten döndürürsün. Sürekli böyle. Seni bir çekelim ya Kütahya'ya, Yozgat'a diye ondan geçen, sonra hoş geldiniz. Geçen bir şey öğrendim. Mesela sana çok böyle yetenekli bir papağan görüntüsü lazım tamam mı? Hmm. Nereden bulacağım nereden bulacağım ya da şey atıyorum Yozgat'la ilgili bir belgesel çekeceksin Yozgat'ın küçük bir tanıtımı lazım. Bunu çekip internette satan insanlar varmış. Ha böyle site görüntü var. Görüntü satıyorlar. Görüntü fotoğraf çekmiş, var zaten. Papağanı çekmiş konuşan papağan renkli ya cennet kuşu diyelim
çekmiş, onu satıyor sana o görüntüyü. Tabii. $50, $20, $30. Hazır cici kuş babacık şampiyon diyen bir sürü şey var. Hayır, yani işsizim diye geziyor ya bu insanlar. Allah Allah. Çekin oğlum. Çekin koy abi internete yani. Bu çok herkesin yapabileceği bir iş. Midemize özgü diye çekip yani, dursun ya. Evet. Ya kimse var anlatmasın. Eskisi gibi gazeteden iş arıyorum böyle tükenmez kalemle yuvarlak çizmiyorsun. Bir sürü iş alanı var yani. Biraz girişimci olun. Yok böyle işte. Ha ben bugün Beşiktaş'tayım gündüz. Yüz binlerce kişi dolanıyor. Kimsiniz ya pazartesi gündüz? Hiç işiniz gücünüz yok yani. Pazartesi gündüz ne arıyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Kovala şunları ya. Acaba işsizlik mi yoksa bazı şeyleri aşmış olmak mı? Bir gün beşlik suyla çıkacağım böyle kafalarına döke döke. Gidin buradan bir daha gelmeyin diyeceğim. Yok ya gazeteyi dur elin lan. Ülkemize kan bursunuz diye kovala. Gidin mahallenizde oynayın diye. Valla Beşiktaş'ta kovalacağım bütün çarşıyı. Sinirlendirmesinler beni. Hadi gidelim artık 19.57. Bu akşamın şifresini de verelim öyle gidelim. Podcastçiler için. Bu akşamın şifresi sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamının 7 Ağustos'un şifresi. Ne konuştuk yayınımızda? Yakın zamanda konuştuğumuz bir şey olsun. Bu anons da olabilir mesela. Konu konuyu açtın mı bu anons? Galiba pek açmamış. Pek açmamış olabilir. Açmadı mı konu konuyu? Kütahya falan olsun. Kütahya. Hadi bu akşamın dur. Cici kuş babacık. Bu akşamın şifresi cici kuş babacık sevgili dinleyiciler. Podcast şifresi. Hadi gidelim 19.57. Pazartesi bitti. Yarın akşam Firuze Özdemir ve Ezgi Özgürekoğlu'yla 18'de JoyTürk'te Rabarba'da buluşuruz. Bay bay. Mesut Süre'yle Rabarba sona erdi.